Ekotürk Televizyonu ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Erencun Umut, Borsa Teknik programı ile karşınızdayız efendim. Evet şu anda Borsa İstanbul'a baktığım zaman 10.044 seviyesinde işlemlerin geçtiğini ve oransal bazda da çok hafif bir yükseliş hareketi olduğunu, %0.15 oranında yukarı doğru fiyatlama olduğunu görmekteyiz. Endekslere bakacağız, dolar bazlı, aylık bazlı hisselere kiminle? Tabii ki değerli hocamız Bay Teknik Ahmet Mergen eşliğinde. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocam bu borsa İstanbul'da neler oluyor? Yükselecekse yükselsin, düşecekse düşsün. En nihayetinde net bir yön tayin etsin ki yatırımcı da kendine ona göre pozisyonlasın. Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani e, o zaman da çok kolay olur ya. O da doğru. Yani satranç satranç oyununda 3. hamlede çoban matı hariç 3. hamlede hemen karşı takımın şahını alıyor musun? Alamıyorsun. Bazı takımlar karşı takımın şahını alıyor <laughs> kısa sürede. Ama o zaman da yani oyunun ikinci, üçüncü, beşinci dakikasında hop oyun biterse o da olmuyor. Biraz mücadele lazım. Burada dedik. Şimdi ortalamaların arasına sıkış. Oradan bir 50 günlüğün üstüne doğru hamle var. E dün bayağı gitti değil mi? Bankalarla beraber. Doğru. E bugün bankalar duruldu biraz. da ama endeksi de zaten artıda tutan onlar şu anda endekste yani yukarı artıda mı kapatayım eksiye mi geçeyim ay bir daha gelip 20 günlük ortalamayı bir daha test edeyim mi etmeyeyim mi kararsız kalsın orada dolanıyor ama sağ tarafı boş yani sol tarafta şimdi 20 gün falan geçti nereden baksan yani bir kere e, nerede 9700'ün olduğu yer Ağustos'un ortaları filan. Eylül'ün ortalarına kadar orada bir 20 gün filan geçti. 3 hafta falan doldurdu orada. Sonra bir indi çıktı. Yani 20 aylık ortalamayı test etti dolar bazında. Veya 50 haftalık ortalamayı test etti diyelim. İkisi aynı yere geldi. Çakıştı yani. İki taraftan birden endeksin aşağı doğru gidişini durdurdular. Zaten 20 aylık üçüncü kez durduruyor. Ana grafikte. Burada tekrar yukarı ittirdi. İttirdi de 10.200 yuvan yaklaşınca da satıcı geliyor. Orası da zaten 50 günlük filan ortalamanın olduğu yer dolar bazında. Onun altına gittiği için sıkıntı oldu. Şimdi burada biraz daha vakit geçecek. Aşağı taraf işte 9.800 yukarı taraf 10, Sonrasında karar vereceğiz. Neye karar vereceğiz? Şimdi bazı kağıtlar 2023'ün Eylül'ünde en yüksek seviyeye erişti. O gün bugündür orayı oraları tarumar ediyorlar. Yani o kağıtlar %61.8, 78.6 falan gibi seçim sonrası Mayıs 2023'te başlatılan o rallinin büyük bir çoğunluğunu hala geri veriyorlar. Artık dibe doğru yanaşıyorlar ama toparlanmaları için biraz daha zaman lazım. Bazı kağıtlar Ocak ayında bir kısmı en yüksek seviyeye erişti. Onları da verdiler. Koç'un kağıtları Mayıs'ta, büyük kağıtlara Mayıs'ta verdiler. 10 e, işte 11 binlere doğru filan o hamle oldu ya 11 binin biraz üzerinde. Oradan itibaren Koç'un kağıtları ve büyük kağıtları verdiler yavaş yavaş aşağı doğru indirdiler sonra hızlandırdılar. E bu arada mal vermek için, hisse vermek için, dağıtmak için endeksin yukarılarda bir yerde tutunması lazım. Vatandaş neye bakıyor? Bugün endeks yukarı gitti diyor. Ne düşünüyor? Mal almak lazım. Hadi hurra sağ sol. Ya e orada bir şeyler var. Hadi oraya alış gireyim, buraya alış gireyim. Niye? Endeks yukarı gidiyor göğe. Ama endeks yukarı giderken 3-5 kağıtla gidiyor. Kağıtların büyük bir çoğunluğu esasında aşağı gidiyor. Temmuz ayında endeks tarihi zirveye geldi. Kağıtlara bakarsan bir sürü kağıt bırak zirveyi. Yani Mayıs ayındaki tepeden yüzde neredeyse 50 aşağıya gitti. Büyük kağıtlarda bayağı bir tahribat oldu. Şimdi burada neler çıkar? Ve bu şekilde tahribata uyan, uğrayan koçun kağıtları, Sabancısı, Koç Holding'i, efendim Aygaz'ı, Arçeli'yi, osubusu, busu. Ve bunlar yukarıya doğru tepki verecek. Bu tepkiyle beraber 10.200 aşılıp 11.000'e doğru bir yolculuk var. Orada bitmiyor. 11.000'e bine yolculuğu da neyle yapacağız? Amerika'dan dönüyoruz. Yatırımcılar çok istekli. İştah fazla risk iştahı artıyor dünyada. Para dolardan uzaklaşıyor. Fed baba sağ olsun. Faizleri indiriyor arka arkaya. Eee S&P yolu açmak için not arttırımına geliyor. Büyük ihtimalle. Bu saatten sonra not kıracak hali yok. Yani sadece tek koyun var. Yukarı. Arkasından 2025 ile beraber gene not arttırımı teşebbüsleri bizim yapacağımız şu lanet olası harcamaların bir kısmını artık kesmek kardeşim yani eve giren para belli evde çok para harcanıyor keseceksin vatandaşı da teşvik için işvereni iş kuranı parayı ucuzlatamıyorsak başka şekilde teşvik edeceksin vergileri vergileri arttırarak krizlerden bilmiyorum çıkılmaz gibi geliyor bana. Yani ben öyle zannediyorum da belki yanılıyorumdur bilmiyorum. Ama vergileri arttıra arttıra herhangi bir krizden çıkmak çok zordur. Yani bunun da bir noktası var. E, faiz işte faizler Türkiye'de inecek mi? Daha hemen inmez. Fiçkene söyledi. S&P de söyleyecek. Parayı gevşetmeyin hemen. Enflasyon mücadelesi yapıyoruz. Bu saatlerde enflasyon mücadelesinde Türkiye'nin olmaması lazımdı. Ama işte gel gör ki işler başka şekilde gelişti Türkiye'de. Herkesin şaşırtacak şekilde. 11.200'den sonra gene bir sağa doğru yıkılma var. Yukarıya doğru gideceksen len tahtasını test etmen lazım. Zıplamadan önce. Alıcı geliyor mu? Gelmiyor mu? 50 ve 20 günlük ortalamalar birbirini keser. 20 zaten altın kesişmeye doğru geliyor. 50 günlüğün üstüne çıkmaya niyetleniyor. 11 binin üzerine gittiği zaman zaten 20 günlük 50 günlüğün üstüne çıkmış olacak çoktan. Düşüşte oraya bakacağız. 20 günlüğün üzerinde durursa iyi, çok iyi. 50 günlüğün üzerinde durursa düşüş, durdurulursa kabul edilebilir. O da olabilir. Sağda bir omuz daha lazım, bir dip daha lazım. Bu sefer sola bakacağız. 9900 mor renkli dip. Orta taraf 9200. Sağ taraf inşallah 10.000'in 10 üstü. Bu katlama 13.500'e götürecek daha sonra. Bunlar olumlu senaryolar. Gene söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. 9200'ün altında Arnold Schwarzenegger formasyonu. Hasta la vista baby. Geçmiş olsun. İş uzar da uzar. Yani. Toparlandı toparlandı. Ondan sonrası işi uzatır. Fakat yani e, geleceğe dönük olarak da yani olumlu şeyler var. S-400'leri eğer bırakırsanız F-35'e tekrar geri dönüyoruz. Gene geldi F-35. E, biliyorum. Geleceğini biliyorum. Suriye ile olan anlaşmazlık çözülecek. Force ediyorlar çözülecek. Eli mahkum. Mahkumuz. Düzelmesi lazım. Onlar da mahkum. Düzeltecekler. Türkiye'nin etrafında genelde Türkiye'nin kontrolü altında sanki yani başka bir şeyler oluşacak. Paşinyan'la dün gece toplantıda yani neler dediğini filan biliyorsunuz. Öteki tarafta İran her ne kadar Türkiye'nin aleyhine çalışsa da asırlar boyu ne biz onlara dokunuruz ne onlar bize fiziksel olarak dokunur. Sınırlar çizilmiştir. Orası Irak, Suriye. <laughs> Bu tarafta Mısır'la ilişkiler. Yunanistan. Gerçi şey. saçma sapan hareketlerle bizi tahrik edip duruyorlar. Yani sahi güvenlik botu geliyor falan. Kaşınmayın. Tepeden İHA SİHA ile bir çakarlar. Botu indirirler aşağı. Kaşınmayın. Yani. Türkiye ile başa çıkacak haliniz yok be güzelim. Türkiye'nin de zaten sizden bir de işlediği bir şey yok. Otur oturduğun yerde ya. Aman bıktık ya. Vallahi bıktık. Yani. E, haftalık grafiğe dönersek. Evet haftalık grafiğimizi alalım. İki tane ortalama var. 20 hafta 50 hafta. E, 10 binin üzerine doğru hamle boşluğu kapatacak sol tarafta. Gördüğün gibi 50 haftalık ortalamadan değdi, zıpladı. Şimdi bu artık bir kere daha aşağı sağa doğru gelip aşağıya sürüklenip 50'nin altına gitti mi? işte o zaman yani 8500 falan filan bence hikaye kalır. Direkt 250 dolara gider 245 dolara. O da büyük ihtimalle 7200 mi olur? Ama dolar da artacağı için daha yukarıda olur. Ama tahribat büyük olur. Yani sıkıntı al, artar. Yani 11200, 9200, 3 2000, kaç bin 2000 puan. 10.000'den 2000 puan birebir gitse bir düşüş, ilk düşüş kadar olsa boyu kadar 8.000'e gider. 9200 artık kırılmamalı. Bitti. Nokta. Yani. Olay bitmiştir. Dağılın. Geçelim dolar bazındaki grafiğe. Evet. Dolar bazı grafiğimizi alalım. Yastalım ekrana. Günlük grafik. Evet. Buyurunuz hocam. Sağ omuz eksik. Solu yaptı. Ortayı yaptı. Baş kısmını sağ omuz eksik. Sağ omuzu da muhtemelen burada geçireceği günlerle bu 20 günlük ortalamanın kırmızı renkli ortalamanın orada yapacak herhalde. Daha sonra 300'ün üzerine giderse 300, 273, 27 dolar. Koy üzerine 327 dolar. Hedef orası. 324'te zaten tepe var. 24-27 dolar aralığını bir kere daha test edecek. Orası da zaten 11.250'ye tekabül edecek. Orada bir daha verecekler 324'te. Nereye kadar? 300-305 aralığına verebilirler. Sonra 340'a doğru götürdüklerinde o günkü dolar kuruyla çarparsa büyük ihtimalle endeks 13.500 olacak. Can ya Kaanırs'ın yanından geliyorum diyorum ya. Gelecekten geliyor. Anlatıyorum sana gördük bunları diyor. Tamamen senaryo. Şaka bir yana. Ama ona göre de kendinizi dizayn edersiniz pozisyonlarınızı. Her zaman da bir stop, bir kaçış noktası olması lazım. Hiçbir para bir kaybı göze almadan kazanılamaz kardeşim. Mutlaka kaybedebileceğiniz paranın ne olduğunu önceden bilin. Ona göre pozisyon açın. Türkiye'den bir halt olmaz diyorsanız o zaman zaten gideceğiniz yeri çoktan söyledim. O zaman vurur gidersin, altın veya döviz alırsın, oturursun aşağıya. Nereye giderse. Ama Türkiye'nin gelişeceğine, ekonominin toparlanacağı da daha iyi günlere doğru bu ülkenin gideceğine inanıyorsanız, 500 dolar, sonra 850 dolar 2030'dan sonra, 2035'e doğru 1200 dolar gibi bir hedefim var. F35'ler e, Türkiye zaten oraya doğru gidiyor. NATO'nun silahlarının Türkiye tarafından sağlanması başka işler. İHA'lar, SİHA'lar şunlar, bunlar. Türkiye uçak gemisiyle geliyor yakında Akdeniz'e. Kusura bakmayın. Artık bizim de bir yüzer gezer havaalanımız olacak. Böyle zırt bırt Bizim gemileri bloke etmek yok kardeşim. Pardon. Şöyle biraz müsaade edin yani. Mekanın da bir sahibi var burada. Biz başka yerlere bulaşıyor muyuz? Bulaşmıyoruz. E kimse de buralara bulaşmasın yani. Evet, aylık bazda niye düşüşün durdurulduğunu devamlı bahsediyoruz. E görsel olarak da görelim. Kırmızı renkli 20 aylık ortalama 207, 246, son olarak da 270, 3, 78'de, 77'de zıplattı, durdurdu düşüşleri, düzeltmeleri. 324 tekrar önünde bekliyor. Bir ara açtık 344'ü. Buna demek 324'ü açacak kadar iştah var kardeşim bizde. Ama bir satış geldi çok ayrıldık ortalamadan. Şimdi ortalamayı test ediyoruz. Orayı bir iki ay doldurabiliriz. Sonra 324'ün üzerine doğru bir hamle daha olacak. Büyük 325, 125 çanağının yukarı yönde katlanması 200 dolar yazar. 525 dolar. Sol tarafta da zaten 3 tane tepe var. 500 ile 508 dolar arasında. Ana hedef orası büyük çanak. Yani. bakalım yaşayıp göreceğiz bu arada aklıma geldi şimdi daha geliyorum oradan Kadıköy'de Söğütlü Çeşme'nin orada üstünden tren geçen köprü trafik orada yani metrobüstere giden orada kardeşim bir tane istikam bölüğü getirsek 5 tane greyderle vallahi bir haftada bitiririm işi ha kaç aydır orası öyle ya o şeridi ne zaman bitireceksin ne oluyor orada yani birileri bir omuz atla çalışan malışan da görmüyorum. Trafik acayip sıkışık. Bakan da yok. Yani ben söylemiş olayım da. Hele şimdi yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Allah Allah yani. Yandı. Bu arada bugün Galatasaray'ın maçı var. Yeni bir serüven. Yine yeniden neden olmasın? Fenerbahçe Beşiktaş. Haydi arkadaşlar yürüyüp gidiyoruz bu yolda. Bugün biz açıyoruz ilk maçla. Yarın ve öbür günde sizler geliyorsunuz. Gittiğimiz yere kadar bakalım bir gidelim. Ne oluyor ne bitiyor. Aramızdaki sevdayı bırakalım. Şimdi yeni bir sevda bu. Avrupa sevdası. Hadi gelin bakalım peşimizden gidelim. Birimizden biri alsın. Ama bizim hedef bu sene olmadı. Biz Şampiyonlar Ligi oradaki o kupayı hedefledik. Bir gün olacak. Çok çalışırsan olur. Yani 25 sene geçmiş. Avrupa'da kupa almışız. E o zaman yani ne oluyor arkadaşlar? Bizde teknik direktör mü yetişmiyor, oyuncu mu yetişmiyor, altyapıda mı bir halt var? Bir tane çocuğu yetiştirdik. Fenerbahçe göz nuru, Türkiye'nin göz bebeği Real Madrid'e gönderdik. Çocuğu orada oynatmıyorlar. Tamam biraz fizik, evet zayıf Ya e ama artık ona, ona rağmen bir sürü oyuncu alıyorsun. E bu çocuk orada oynamayacaksa, kardeşim bizim milli takımımızın maestrosu Hakan Çalhanoğlu ile beraber. Bırakın o zaman başka yerde oynasın. Çocuk top oynamak istiyor ya. Biz de seyretmek istiyoruz. Yani. Gençler bile Fenerbahçe'yi tebrik ederiz ayrıyeten. Galatasaraylı ama çocuk yetiştirildi, alındı, edildi. Allah Allah. Arda oynasını istiyoruz. 10 tane Arda daha yetişsin istiyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Geçelim. Hocam o zaman ee, hisselere şöyle bir geçiş yapalım. İş Bankası hissesi, hissesiyle başlayalım hocam. Koç gibi bu da. Bak şimdi o da bu biraz tabii Temmuz ayında bir zirve yaptı. Niye? Çünkü Temmuz ayındaki 11.250'ye gidişle 4-5 tane Migros, BİMAŞ falan filan işte Türksel, yok efendim e, e, otokarlar falan Tofaşlar onlarla böyle biraz götürdüler. Holdingler falan filan gitmedi. O yani Ford orada alakası yok. Yeni zirvede. Araya ne lazım? Bankaları soktular. Dört tane majör banka aldı götürdü. Halkla garanti şey girse vakıf devreye daha da uçacaktı. Onlar geride kaldı. Hala da gerideler. Yani ne oluyor ne bitiyor kardeşim? Başka bankalar ayaklandı gidiyor. Sizde ne var? Dert ne? Hala 50 sentte falan banka. Ya dünyada ilk ona girecek bir ülke düşünün. Bu ülkenin borsası 500 dolar olmaz ki. Hele hele 250 dolar hiç olmaz. Bulamaz ya. Mümkünatı yok. Burası da şimdi bir yukarı doğru hamleyi yaptı. Temmuz'da tepe yaptı. Ondan sonra bıraktı aşağıya. EYP'yi gelmiş ya. 17, 18 lira neresi? 12,5 lira neresi? Şimdi oradan bir tepki var. Bak sol taraftaki boşluğu kapatma niyetinde. Düşüşte oluşan. Ortalamanın üstüne doğru bir geldi. Burada biraz vakit geçirecek. Sol tarafta dipler oluştu. Baş kısmı 12 kaç? 12.35 falan mı? Öyle bir şey. Yukarı gitti 14'ün üzerine. Şimdi bir yıkılır sağ tarafa doğru. Fazla da yıkılmaz. Ufak tefek hareketler. 10 kuruş, 20 kuruş falan filan oynaşmalar yani. Ama sonrasında niyet tekrar 16, 17 oralara doğru gitmek. Ama hemen olmayacak. Banka endeksi de 500 dolara geldi. 499'a. 330'lara falan indi galiba. Şimdi o da orayı dolduruyor banka endeksi. Bunlarla dolduruyor. Ama sağ tarafta bir kümelenme yaptıktan sonra omuzu oluşturduktan sonra yukarı hareketle bence 16-17 oralara doğru giderek endeksi 11, önce 11 bine daha sonra da 13.500'e doğru sürükleyecekler. Yani bu zaten 18'e giderse, Koç Holding 270'e giderse, o oraya giderse, bu buraya giderse e, endeks tekrar 13 bin olur kardeşim. <laughs> Geçelim. Hocam İskenderur derin demir çelik. Evet İstemir. E, 2023'ün Şubat ayı malum depremle beraber uçuş. Ereğli 53. Burası uçmuş burası da. Nereye gitmiş 54'lere. Ereğli 27'ye verdiler sonrasında. ve bunu da verdiler. 25'lere kadar. Sonra toparlandı. Ereğli de toparlandı. Ereğli şimdi 45-60 arası gidiyor geliyor. Burası da yataya bağladı. Burası da yaklaşık yukarı taraf kaç abicim? 45 demeyelim. 43 falan. 45'te bir çizgi çizdim ama 43 falan böyle biraz daha aşağıda var. 42-42 falan filan e işte oraya ortalayalım yani. Önce 42 sonra 45 arası 43 falan olsun. Bir kısmını 42'de verirsin satış yukarıya doğru trade edeceksen. Bir kısmını 43'e yazarsın. Bir kısmını da işte 44-70 falan filan yazarsın satmak istiyorsan. 45 civarındaki dirence gelmeden malını satmış olursun. Sonra aşağı yazılırsın. Yerine koymak için daha düşük fiyattan. Gelirse gelir. Gelmezse o zaman başka bir trene bineriz gerekirse. Aşağı taraf ama fena değil. Aşağı tarafta çok dip var. Nerede o dipler? Genelde 32 civarında. Böyle bir yatay alanda. Peki 32-44 yukarı katlasa 12, 56. Sol taraf nerede? İşte 54. Yani bu yatay alan yukarı doğru katladığı anda o tepedeki majör tepeye gidecek böyle büyük bir çana tamamlamış olacak bir kere daha satış gelir. 58'e gider. Niye gider? 54'ü geçti diye. Ama şunu da değerlendirin. 58-60'a gitmesi iyi de 54 gördüğü zaman dolar kuru ne? 60'a gittiği zaman dolar kuru ne? Grafiğe bir de dolar bazında da bakın. Yani soldaki TL bazındaki tepeyi geçmesi Dolar bazında tepeyi geçmesi anlamına gelmeyebilir. İki sene geçiyor neredeyse. %65, %65 minimum enflasyonları katarsan o 54'teki tepeye erişmesi için gerçek anlamda iki sene önceki 54 liraya o -o 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 -o. şu andaki adın nereden baksan 100, 100 liranın üzerinde olması lazım. geçin Hocam iş menkul değerler hissesine de bakalım sıradaki ve üçüncü hisseniz olsun. Tepeler belli. Şimdi yük çanak yapılmış. İyi gitti. E tabi menkul değerler para kazanır. İşlem çok oluyor. Şimdi gerçi biraz duruldu ama ortalık bir gene alev aldığında çok miktarda işlem olacak. Yani Kurtajlı işte şey geliri kredi kullandırma, şu bu falan derken menkul kıymetler para kazanır kardeşim. Fiyatlar da zaten çok inmezse yüksek fiyatlarda olacaktır. Belki de kulpa oluşuyor. Yani kulp nerede oluşuyor? Bakıldığında 33 lira civarında dibi var. Yukarı tarafta direnç nerede? Yaklaşık işte 44 mi diyeyim? 44. Önce kulp katlar yukarıya. Sonra ana fincan katlar. Fincanın dibi nerede? Fincanın dibi 28. Yukarı taraf 44. 16 lira. Koy üzerine 60 lira. 44-16 da 60 etmez mi? Evet. Ama bunlar için zaman lazım. Yani bunlar için endeksin yukarı gitmesi lazım. Bunlar için oluşması için ekonominin düzelmesi lazım. Yani tamamen düzelmesi değil, düzelmeye yönelik işaretlerin görülmesi lazım. Dataların gelmesi lazım. Yukarıya gidişi destekleyecek olaylar olması lazım. Yani veriler falan olması lazım. Borsa yukarıya, burası da yukarı gider doğal olarak. Yani geçelim. Değerli hocam, sizleri biraz dinlendirelim. İzleyicilerimiz de şöyle küçük bir minik bir reklam arasında dinlensinler. Ondan sonra tekrar hisselere dönüş yapacağız. Efendim kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim küçük bir reklam arasından sonra programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki değerli hocamız Ahmet Mergen eşliğinde. Hocam reklam öncesi 3 hisse analiz ettik. Dördüncü hisseyi hiç zaman kaybetmeden geçelim ve İzmir demir çelik hissesi diyelim. Grafimiz geliyor buyurunuz hocam. Valla iyi bir hareket yaşamış. Eskiden de öyleydi 20 sene önce 1,5 liraya alındırdı 4,5 liraya falan satılırdı. Bu pandemiyle beraber bir karambol yaşandı. O bir buçuk liralık kağıt aldı başına 30 liraya falan gitti. Sonra oradan satışlar falan gelirken bölündü. Zannedersem bütçe falan bölündü. 9 10 lira arası bir fiyata indi o tarihi zirve TL olarak. Şimdi de 4.13'ten 9.56'ya gitmiş. Sonrasında gene tekrar 4.93'e. Yani çok fazla götür getir kağıdı. Bir sonraki hamle 8'in üzerinde kıl payı geçmiş gibi. E, 4.93-8.08 arasını bölersek Fibonacci oranlarıyla e, bakıyorsun yani 5 lira civarından 4.93-5'den 8'e giden kağıt %78.6'nın da altına inmiş. Yani çıkışın çoğunu tekrar geri vermiş. Tıpkı 4.13'ten başlayıp 9.56'ya gidip oradan 4.93'e indiği gibi. Burada da 4.93'ten 8'e, 8'den tekrar neredeyse 5 liraya iniyor. <laughs> Toparlanabilir mi? Yani piyasa toparlanırsa burası da toparlanır herhalde. Piyasada bu şu anda boğuşuyor. Bir bant içinde. Bir toboya ya, yaratmaya çalışıyor. Bir tobo çalışması içinde gibi gözüküyor piyasa. Buraya bakarsan burası da piyasayı kopyalıyor gibi sanki. Burası da iki ortalama arasında sıkışmış. 50 günlüğün üstüne çıktığı takdirde teknik analizi bakımından yani teknikçiler gelir. Öyle düşünün. Ama buradaki spekülatör ne yapar ne eder? Yani buranın da bir horozu vardır. Mutlaka bir sahibi var kağıtları. Oradan sonra alır götürür mü falan onu ben bilemem. Bu keyfek eder bir iş. İşte adam almış seçim sonrası 4 liradan uçurmuş kağıdı 9 liralara. Hiç yolda durmamış yani. Ama işte böyle dimdik çıkınca hiç mola vermeden gidince ondan sonra inişli çıkışlı inişli çıkışlı testere gibi doğruya doğruya tekrar aşağı geliyor. Yani kağıtlar bir nevi burgun yiyor. Yatırımcı da hesabı gidiyor yatırımcının da. Yatırımcının oldu da mahvoluyor gidiyor. Valla epey gelmiş yani. Dediğim gibi endeks biraz yardım ederse, endeks yukarı niyetlenirse 10 binin üzerine doğru hareket devam ettiği takdirde e burası da 6 liranın üzerine çıkabilir herhalde yani. Bu kadar düşüş sonrası bir tepki verir herhalde. Ama bu işlerin garantisi yok kardeşim. Geçelim. Hocam İpek Enerji'ye bakalım. Sıradaki ve beşinci istemiz. Evet. D'Artagnan ve Üç gibi. Bu da İpek Enerji. Koza Kozal. Bu üçlü beraber grup halinde gidiyor. Bu da 56 lira civarındaki yani tepeye kadar son olarak gene bir gitmiş. 30 liraların biraz altından kalkarak gitti. E buraya da bir Fibo çekersek döndüğü yer dip yapmaya çalıştığı yer %61.8. Yani 40'ın biraz altı. 39 liralar filan civarı. Şimdi burada bir V şeklinde bir görüntü var. 39-45 arasında. Bunu tekrar endeksle beraber bunu da yukarıya alırlar mı? Gerçi bu üçlü zaman zaman endeks yukarı giderken aşağı, endeks aşağı giderken yukarı gider de yani burada da belki endekse bu sefer uyum sağlarsa bir kez daha 50'nin üzerine doğru yolculuğa çıkabilir. O tam daireye dönüşebilir, yarım daire. Yani bir anlamda tekrar eğer 56'lara doğru geliyorsa 54.5-56 aralığında falan baktığında ve tepeler var abi orada geçmişte. Gene olacaktır. Gene orada. Orayı gören satıcı olarak senin karşına gelir. 54-55 liralarda. Çıkışın karşısına dikilir. Sen de fazla ısrar etmezsin. Biraz kar realize edersin. Oraya geldiğinde almak yerine satıp daha düşüşte aşağıda lotları çoğaltmak veya aynı lotta yerine koyup aradaki farkı temettü gibi düşünüp temettü vermiyorsa bile kendi temettünü kendin yaratarak Atarsın paranı cebine. Bu kadar basit. Yani temettü veren kağıtlar. İyi temettü veren kağıtlar da burada yerinde bu işlemleri yapabilsen temettü veren kağıdı mağdı aramaya gerek de yok bence. Kağıt yukarı gidiyor. Çakıyorsun 60 liraya. Koyuyorsun ereğliği 46 liradan yerine. Al 14 lira temettü. Ne bekleyeceğim genel kurulunda verecek mi vermeyecek mi? Bunların çoğu böyle. 1200 liraya Ford'u çaktın. 850 liraya yerine koydun. Kaç lira? 350 lira temettü. 350 lira temettü mü veriyor Ford? Ama sen aldın. Bu şekilde yaparak. 350 lira temettü aldın. Veya kağıdını 1000, lira, 1000 lira lotunu mesela 1300-1400 yaptın belki de. Hangi tarafı ne yapmak istiyorsun istediğine bağlı. Temettüyse temettü. 350 lira. Heh. Bu iş böyle. Yani Toplanacak da, karar verecek de temettü verecek mi, vermeyecek mi, oylanacak da falan. Oho, ona gerek yok. Yapabilirsen kendi temettünü gayet rahat yapabilirsin. Elde edebilirsin. Geçelim. Hocam iş finansal kiralama sıradaki ve altıncı istemişsin. Yani yanlış olmazsın. Gene siz temettü peşindeki hatlara bakın yani. Ahmet Hoca temettüye karşı falan filan değil. Ama yapabilirsen mantıklı baktığın zaman olaya sana verecek temettünün kaç tanesini bu şekilde elde edebilirsin. Kaç katını. İşfin. Evet. Götür getir. Hızlı hareketler. Yani sert hareketler. Bazen düşüşler acımasız. Geçmiş de böyle. Yakalandı mı Kanını emiyorlar arkadaş. Yakalanmayacaksın yani. Yukarı giderken güzel de bir yerde elveda diyeceksin. Yani kalmayacaksın düşüğün içinde. Ne zaman olacağı belli değil. Ne zaman olacağı şu şekilde belli. Toplanan mallar, toplanan hisselerin adedi, hepsini, yüzde altmışını, yetmişini en azından absorbe edecek kadar alıcı oraya geldiğinde bitti. Geçmiş olsun. Patlatı verirler. Alın bakalım siz taşıyın. Ne işte? 17'ye çak. 10 liraya geri al. <laughs> e dipler belli. Aynı yerde oluşuyor şu anda. Yani aynı hattayız. Çizgi belli. 10 liranın üstü biraz üstü. 10 buçuk 10 lira arası yani gibi. E burada bir dip çalışması olabilir mi? Olabilir. Geçmişte olmuş zaten. Burada da olur. Beklenti bu şekildedir. Burada da olur diye beklenir. Ama buranın horozu sinirini bilemem. Tavrını ama tavrı belli. Götür götür götür. Yatırımcıyı kilitle, patlat, indir aşağıya. Başka yerlerden de pek fazla değişik değil. Çoğu yerde görürsün bunu. Hele hele yeni halka arzlarda orada burada işte enerji kağıtları yakaladılar milleti. Kanını eriyorlar. Bitti. Bir sürü iş şimdi bekle Allah ki oraya gelsin fiyatlar. Onun için kayıpları insan kolay e, hazmedemiyor bizim milletimiz. Nasıl ya zararını satamam matamam. Abi azıcık zararla da olsa sat. Sonra sonra devasa bir yaraya dönüşüyor. Yani yara büyümeden bir yerde kaç git. Ortalamaları ortalamaları boşuna anlatmıyoruz. Evet. Şu anda bir topo çalışması var gibi gözüküyor bana. Yani tekrar 13'lerin üzerine doğru gidebilir. 13.5'lara doğru. Evet, geçelim. Hocam, ilk hayvancılık <laughs> tarım 7. istemiz. Valla iki tepeyi birleştir. Uzat. Üçüncüsü de genelde orada. Dört orada. Beş orada. Sanki o kahverengi çizgiye geldiğince gelince elektroşok tedavisi oluyor sanki. Bir şok giyiyor. Satıcı geliyor o çizgide. Bundan sonraki hamlede gene o çizgiye yanaşırsa muhtemelen gene gelecektir. E sen de biraz uyanık davranacaksın. Sen de elindeki malın üçte birini, yarısını kendine göre karını alır çıkarsın. Buna paralel bir çizgi alıp dipleri birleştirsek herhalde o da üç tane dibi birleştirir. Şu son gelinen noktada sanki kanalın alt çizgisi gibi alt çizgi üzerinde görünecek gibi geliyor. Şöyle gözle baktığında. <laughs> Tembellik etmişim herhalde çizmemişim. Ama aynı çizgiyi al diplere doğru çek aşağıya oturt diplerin üzerine. Üç dört tane dibi de birleştirecektir o çizgi. Kanal içinde sanki yukarıya doğru gidiyor. Bir çıkış kanalı var. Kanalın alt çizgisine yanaşırken alıyorlar. Kanalın üst çizgisine doğru yanaşırken satıyorlar. E biz de bunu yaparız da yapabiliriz herhalde. İnşallah. Hadi bakalım. Diplere yakın yere doğru geliyor. Burası tutmazsa yalnız e o zaman sol taraftaki nere var orada? 48 mi 49 o civar var. %50'lik Fibonacci geri çekilme seviyesi orada. 50 liranın efendim birazcık altında bir yer. Yani bir 5 lira daha gider aşağıya doğru 54'ten. Buralarda tutunamazsa. Evet geçelim. Hocam iş bir sentetik hissesine de bakalım. Yani şimdi şu grafiğe baktığında tamam mı gidiş e belli burada spekülatör olduğu canım. Yani çıkışı görmüyor musun? Yani çıkış böyle şey gibi. Yani devamlı çıkan kağıt. Devamlı bir çıkıyor kağıt. Devamlı kağıtlar çıkmaz. İner çıkar bir şeyler olur ya. Bu Böyle kaptırmış. 5 lira 3.42 kağıt gelmiş 30 liraya. Bayağı bre 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 Orada bir kümelenme. Yani gördüğün gibi 20 lirayla 30 lira arasında nasıl bir boğuşma var değil mi? Bir günler geçmiş orada, aylar geçmiş. Yani ilk 29-75'e gelene kadar hiç öyle bir gürültü patırtı kopmamış. Daha sonra genelde 25 ile 30 arası. 20'ye bir ara değmiş 19'a. Ama genelde 25 ile 30 arası Distribüsyon, dağıtım, güzel bir ters çanak veya obo zirvesi diyelim. O aşağı doğru inişi boş ver, iptal et. Yukarıda bir yarım daire düşün. 25 ile 30 arası. Sonrası, sonrası sapır sapır aşağıya. Tabii dağıttım malı tabana çakacak. Taban, boşluk, taban falan filan derken Gitti. Kağıt indi 10 liraya. Hadi sat satabilirsen. Bu zararı karşılayabilir mi yatırımcı? Karşılayamaz. Satamaz. Şimdi değirme taşı gibi ezme hikayesi. Yani nerede? 10 lirayla 13 lira, 14 lira arası götür getir. Götür getir. Yataya sardı. 10 liraya doğru gelirken 9,5'lar 10 liralar civarında alıyorlar. 13-14 aralığında satıyorlar. Ne? İyi para. Bir kere yapsan yüzde 35, bir kere daha yapsan yüzde 35'te paranın üzerine e yani bir sene içinde parayı ikiye katlayabilirsin. Üç defa alışveriş yapsan bu şekilde az buz değil ki. Ama sen beklersin hala 30 liraya çıksın diye. O zaten orada işi yapıyor. Yüzde 30, yüzde 35 devamlı kazanıyor. Dokuz buçuğa al 13'e çak dokuz buçuğa al 13'e çak iyi para kaç defadır yapıyor o 9 ayda 9 ayda iki kere yapmış bir kere daha yaparsa tamam bitti gitti parayı ikiye katladı. Evet maalesef yatayda 15'in üzerinde belki hareketlenme başlarsa başlar da o da tabii ki buradaki spekülatöre bağlı yani, maalesef geçelim. Hocam iş yatırım ortaklığına bakalım. Bu da yani iş yat. Şimdi sol tarafta 6'dan 14'e gidiş. Tavanlar, mavanlar, bir şeyler. E hadi anladık. Yani o tip hareketler Yani mutlaka o tip hareketlerde de burada birilerinin kağıdı kontrol ettiğini hissedebilirsin, anlayabilirsin. Sonrasında kağıt orada kalmıyor. 14 lirada kalmıyor kardeşim. Hop 8 liraya iniyor. Ha. Orkasından bir daha yukarıya. Sert bir şekilde. Tavanlarla falan. Orada bir ters yüz oluyor. 15 liranın orada üstünde. Sonrası ne zaman ters yüz oluyor? Nerede? Şubat'ın sonu Mart ayında. Bu Mayıs'ı da beklememiş. Mart ayı civarında tamam bitti gitti. O gün bugündür aşağı 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 doğru sürükleniyor ki. Yani eski dibe geldi. Sol taraf 8.49 mu? Öyle. Bu taraf 8.16. E bu 8.16 değil. %60 iskonta yapsa bu kağıt yaklaşık 5 liraya inmiş gibi. Bir sene öncesinin 5 lirası. Öyle düşün yani. 5'i çarp 1.600'le %65'le zaten 8 lira eder. Bu da oraya gelmiş gibi. E buradan teper mi? E sol tarafta dip var. Epey de iskonta yedi. Çıkıştaki boşlukları kapatmış. Hani 14'e doğru giderken. Yani buradan bir tepki gelmesi doğal ama yani hocam sen tepki gelecek dedim biz de cumburlop daldık. Ha, o, 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 o topu bana atma. Yani herkes kendisi hareketinden sorumlu. Ben kimsenin hareketinden sorumlu falan değilim. Yani, yani kelin merhemi olsa başına sürer hikayesi gibi. Öyle öyle iş yok. Yani kazanırsam bana, kaybederse Ahmet Hoca dedi. Yok öyle dumet. Kimsenin vebalini falan taşıma. Bu saatte endeks buralarda. Yani. ama baktığında biraz mantık yürüt kardeşim. Yani Tepki olabilir diye düşünüyorum. Geçelim. Yukarı yönde. Hocam iş gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi var. Evet. Bunları bayağı uçurmuşlar demek ki grafiğin sol tarafında. Yani e, seçim sonrası hepsini götürmüşler. Sonra da çakmışlar. Burası da aleni bir şekilde yatay alanda. Ne diyeceğiz ki? Nereden baksan dört tane falan tepe var. Nerede var? 18-20, 18-35 üç tane orada. Bir tanesi de işte biraz hızlanmış galiba. 19-44'e kadar gitmiş. Onu da 18-30 desen dört tane tepe. Gene geliyor oraya doğru. Aşağıda aşağıda da üç tane majör dip var. 13-75, 14, 14-30. Demek ki 14 artı eksi 25 kuruş desek buralarda da dipler oluşuyor. 14, 19 çana 5 lira. 19 5 lira da 24 lira. Sol tarafta tepe nerede? 25 lira. Bu yatay alan 3 aşağı 5 yukarı koptuk da yukarıya fiyat yatay alanı katlamaya niyetlenirse sol taraftaki eski tepeye doğru giderek büyük çanağı tamamlamaya gitmiş olur. Hangi büyük çanağı? 25-14 çanağı. E, piyasa iyiye dönerse faiz indirimleri falan filan derken GYO'lar filan bunlardan beslenecek deniyor. İşte ev satışları, evler, ruhsatlar falan filan faizler indikçe gayrimenkul alma olanağı biraz daha kolaylaşacak vatandaşımız için. Yani o da çok derin bir konu da neyse oraya da girmeyeyim. Çünkü bazı aklı evveller var. Başka insanların servetleri üzerinde Hak sahibi olduklarını falan zannediyorlar. Yani, o konu denim derin bir konu. Bilmeden bir takım laflar etmeyin. Yani, keşke Türkiye'de herkes ev sahibi olsa. Bunu da devlet sağlayabilse. Evet, burası dediğim gibi faizler biraz aşağı doğru inmeye başlayacak herhalde sene sonundan sonra. Ee, o zaman hareketlenebilir. Geçelim. Hocam Işık Plastik Sanayi son istemiz hocam. Yani bu haftalık bir grafik. Halka arz, yeni halka arzlardan. Yani bakıldığında büyük bir çanak. Bir de kulp yapmış. E, bu gitsin yukarıya. Önce kulpu katlar mı? E sanki 7,5, 12,5, 5 lira, 12,5, 17,5. Daha gelememiş. Kulpu katlayamadı. E çanağı katlar mı? Katlayabilir ama bu, buna da zaman lazım. Yani endeks tekrar 11 binlere, 13 bin lira doğru yol alırsa bu büyük çanağı da katlayabilir kardeşim. Yani, görüntü olarak. Ama şirketi de gene inceleyin yani. Çünkü şirketler işte bu enflasyon dolayısıyla enflasyon muhasebesi, şu su, bu su bir takım ayarlar falan filan derken böyle sıkıntılı bir dönemden geçiliyor. Yani bilançolar ne, ne alemde para mı kazandı kazanamadı mı? hani enflasyona göre ayarlarsan bilanço düzgün mü değil mi? Para kazanmış mı? Bir sürü şeyleri incelemek lazım. Ama sadece bu görüntüye bakarsak kağıt hala yukarı trend ediyor. Çıkış akımı içinde. Ama yarın öbür gün 3'e katlar 5'e katlar diye düşünmem. Ben düşünmem. Yani normal olmaz. Bu grafikte haftalık bir grafik. Yani şurada gördüğünüz grafik 4 senenin grafiği. Öyle hemen yarın bir şeyler olacak beklentisine de girmeyin arkadaşlar. Her şey için biraz zaman lazım. Ama hedefi yukarı gibi gözüküyor. Biraz zaman lazım. Endeks 11 bin, 13 bin 500 yukarılara doğru tırmandıkça Türkiye'deki bir sürü kağıtta yukarıya gidecektir. Şirketler gelişecektir. Ya bu da gelişir herhalde. Geçelim. Bitirdiysek dediğim evet, hocam. gibi Cuma günü görüşmek üzere herkese bol kazançlar. Evet değerli hocam ağzınıza yüreğinize ve emeklerinize sağlık çok teşekkür ediyoruz efendim değerli hocamızı uğurladıktan sonra borsa teknik programını burada noktalıyoruz bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın.